أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأنحو البعضين شيء hepinizde var mıydı PDF olarak? Haberin hasbinin vacib olduğu yerleri bir açar mısınız? 77. sayfa. مَوَاضَعُ حَذْفِ الْخَبَرِ وُجُوبًا. Haberin mübtedanın vücuben hasfedilmesi, takdim etmesi ile ilgili açıklamalarda اَنَّهُ الْوَاضِحِنْ bu bölümünün maddeleri bizim kafiyenin maddeleriyle örtüşüyor. Sadece bizim kafiyede mübtedanın hasfinin vacib olduğu yerleri bahsetmedi. Önemine binaen onları buradan görmüş olacağız ve buradan mesul olmuş olacağız. Önce misaller arkadaş diyor ki arkadaşlar لَعَمْرُكَ لَاُخْلِصَنَّ لَكَ الْوُدَّ ömrüne yemin olsun ki لَاُخْلِصَنَّ لَكَ الْوُدَّ sana olan sevgimi samimi kılacağım diyor. اَيْمُنُ اللّٰهِ لَاَشْكُرَنَّ الْمُنْعِمَ Allah'a yemin olsun ki ikram edene teşekkür edeceğim. يَمِنُ اللّٰهِ لَاُنْصِفَنَّ الْمَظْلُومَ Allah'a yemin olsun ki mazlume insaf edeceğim. Burası birinci grup. Doğru mu? Hemen bahse geçiyoruz. Buraya bakıyoruz. تَأَمَّلْ اَمْثِلَةَ الطَّائِفَ اَلِفْ Tecid eğer düşünürsen şunu görürsün. كُلَّ مِثَالٍ مَبْدُوَاً بِسْمٍ مَرْفُوعٍ صَرِيحٍ فِي الْقَسَمِ Bakın merfu bir isimle başlıyor. لَعَمْرُكَ اَيْمُنُ اللّٰهِ يَمِنُ اللّٰهِ ve kasemde de sarihtir. Yani لَعَمْرُكَ nerede kullanılıyor? Yeminde eymunullahi, yeminullahi. Kasemde sarih olan merfu bir isimle başlamış oluyor. لَاَنَّ عُمْرَكَ مَعْنَاهَا حَيَاتَكَ وَهَذِهِ الْكَلِمَةُ bu kelime لَا تُسْتَعْمَلُ اِلَّا فِي الْقَسَمِ bu sadece kasemde kullanılır. Onun için kasemde sarih sayılıyor. وَهَذِهِ الْكَلِمَةُ لَا تُسْتَعْمَلُ اِلَّا فِي الْقَسَمِ وَكُلُّ اسْمٍ مَرْفُوعٍ مِنْ هَذِهِ bu misallerden merfu olan her isim mübtedeun, mübtedadır. Peki feyne haberuhu? Eymunullahi le'amruke, eymunullahi yeminullahi. Bunlar her birisi mübtedadır. Peki nerede bunların haberi? Nahnu nukaddiruhu. Biz onu takdir ederiz. Kasemi. Le'amruke kasemi, eymunullahi kasemi, yeminullahi kasemi. Fi hadihil emthileti ve eşbahiha. Bu ve benzerlerinde kasemi diye biz bunu takdir ederiz. Ve huve mahzufun vücuben. Bu vücuben hasfedilmiştir. Demek ki le'amruke kasemi demez Araplar. Eymunullahi kasemi demezler. Yeminullahi demezler, kasemi demezler. Arkadaşlar le'amruke eymunullahi yeminullahi kasemde sarih olunca le'uhlisanne lekel vudde yeminin cevabıdır. Le'eşkurennel mu'ime yeminin cevabıdır. لَاُنْصِفَنَّ الْمَظْلُومَ yeminin cevabıdır. Tamam mı? Burada kasemul cevap haber yerine ikame edilmiştir. Kasemul cevabul kasem haber yerine ikame edilmiştir. Dolayısıyla burada haber hasfedilmiş yerine kaymakam var. Doğru mu? Yani yerine kasemin cevabı ikame edilmiş. Dolayısıyla bu onun yerine ikame edildiği halde bir daha haberin zikredilmesi ne olmaz? Caiz olmaz. Başka bir ifadeyle Araplar hiçbir zaman yeminullahi kasemiyle unsifennel mazlume demezler. Eymunullahi kasemiyle eşkurennel mun'ime demezler. Le'amruke yemi kasemi le'uhlisanne lekel vudde demezler. O zaman devamlı bunu hasfetmelerinden de bunun hasfinin vacip olduğunu anlamış oluyoruz. Burası anlaşıldı mı arkadaşlar? Şimdi geçiyoruz B misaline. Levlen nilu lekanet misru kafra. Eğer Nil olmasaydı Mısır çorak olurdu. Levle emelün fiş şebabi efendim eğer gençlikte ümit olmasaydı le yeisne umutsuzluğa kapılırdık. Levlel ibtikaru eğer erken davranmak olmasaydı ma taqaddemel insanu hiçbir insan başarılı olamazdı. Şimdi bu misallere geçiyoruz ve izâ nazarte ila taifeti be B taifesine baktığın zaman رَأَيْتَهَا مَبْدُوَةً بِكَلِمَةِ لَوْلَى üç misalde neyle başladı? لَوْلَ النِّيلُ لَوْلَ اَمَلٌ لَوْلَ الْاِبْتِكَارُ diye başladı. اَلَّتِ لَهَا جُمْلَةٌ cümletü şartın
ve cümletü cevabin. Levla nasıl bir kelimedir? Şart ve cevap cümlesi alan bir kelimedir. Yani şöyle olmasaydı şöyle olurdu. Doğru mu? Şöyle olmasaydı bitmez. Bu şart oluyor. Şöyle olurdu. Cevap olmuş oluyor. Dolayısıyla levla şart ve cevabı gerektiren bir harftir. Binaenaleyh feşşartu fil misalil evvel. Birinci şart, misalde şart nedir? Ne diyor? Levlen nilu, eğer nil olmasaydı. Şart nedir burada? Evet. Feşşartu fil misal evvel vücudun nili, nilin bulunmasıdır. Vel cevabı, cevapta kevnü misra kafran. Yani nil bulunmasaydı, nil mevcut olmasaydı cevap nedir? Mısır çorak olurdu. Bu cevap oldu. Ve levla hadihi, bu levla tufidu imtina'al cevabi li vücudi şartı. Levla ne içindir? Limtina'i şartı. İmtina'i cevabı limtina'i li vücudi şart. Ve levle hadi, bu levle tufid ifade eder. İmtina'i cevabı, cevabın yani cezanın, cevabın mumteni olduğunu. Niçin? Li vücudi şartı, şart bulunduğundan dolayı. Yani diyorsun ki Nil olmasaydı Mısır çorak olurdu. Mısır çorak değildir. Çünkü Nil mevcuttur. Levla Aliyun leheleke Umaru demiş Hazreti Ömer Efendimiz. Bir meselede Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh Hazreti Ömer Efendimiz'i ikaz etmiş. Bu ikazdan sonra kendisine gelmiş Hazreti Ömer Efendimiz, levla Aliyun leheleke Umaru. Ali olmasaydı Ömer helak olurdu. Yanlış yapardı. Ömer helak olmadı çünkü Ali vardır. Bunu ifade eder. Burası anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Evet. وَاِذَا تَأَمَّلْتَ الْكَلِمَاتِ اللَّتِي بَعْدَ لَوْلَا. Levladan sonraki kelimeleri düşündüğün zaman رَأَيْتَهَا مَرْفُوعَةً لَوْلَا النِّيلُ لَوْلَا أَمَلٌ لَوْلَا الْإِبْتِكَارُ عَلَى أَنَّ كُلَّ مِنْهَا مُبْتَدَوٌ. Mubtedadır. فَاَيْنَ الْخَبَرْ. Peki haber nerede? اِنَّهُ مَحْذُوفٌ وُجُوبًا. Haber vücuben hasfedilmiştir. وَالتَّقْدِيرُ لَوْلَا النِّيلُ مَوْجُودٌ لَكَانَتْ مِصْرُ قِفْرًا قَفْرًا وَكَذَٰلِكَ يُقَالُ فِي بَقِيَّةِ الْأَمْثَالِ. Demek ki لَوْلَا النِّيلُ مَوْجُودٌ لَوْلَا أَمَلٌ مَوْجُودٌ لَوْلَا الْإِبْتِكَارُ مَوْجُودٌ مَا تَقَدَّمَ. Evet. Burada da ne olmuş arkadaşlar? Haber hasfedilmiş. Levla'nın cevabı haber yerine ikame edilmiş. Yukarıda Kasım'ın cevabı haber yerine ikame edilmişti. Burada da Levla'nın cevabı haber yerine ikame edilmiştir. Bu da anlaşıldı. H misal grubuna geçiyoruz. Küllü sadikin, her dost ve sadikuhu, sadıkıyla mukterindir. Her dost dostuyla beraberdir. Küllü insanin, her insan ve ameluhu ameliyle beraberdir. Küllü amelin, her amel ve cezauhu cezasıyla beraberdir. Geçelim aşağıdaki açıklamaya. İrci' ila emseleti taifeti ha. Ha taifesinin misallerine dön. Tecid külle misalin, her misali şöyle bulursun. Mebdu'en bismin merfu'in huve mubtede'un. Evet, mubtedadır. Küllü insanin diye başlıyorsun değil mi? Ve kad utife aleyhi ismun ahar bivavin lil atfi tufidul musahabete. O mübteda üzerine musahabet manası ifade eden bir vav ile atıf yapılmıştır. Görelim arkadaşlar. Küllü sadikin ve sadikuhu. Küllü insanin ve ameluhu. Küllü amelin ve cezauhu. Buradaki vav mukterin iktiran manasındadır. Musahabet manasındadır. وَاِذَا بَحَثْتَ عَنِ الْخَبَرِ. Haberi araştırdığın zaman فِي هَذِي الْمِثَالِ اَمْثِلَةِ وَنَحْوِهَا رَأَيْتَهُ مَحْذُوفًا وَجُوبًا. Burada haberi bulamazsın, vücuben hasfedildiğini görürsün. وَتَقْدِيرُهُ هُنَا مُقْتَرِنَانِ. Mukterinanidir. Şimdi şöyle hemen misallere tekrar geriye dönüyoruz. كُلُّ صَدِيقٍ وَصَدِيقُهُ مُقْتَرِنَانِ. كُلُّ اِنْسَانٍ وَعَمَلُهُ مُقْتَرِنَانِ. كُلُّ عَمَلٍ وَجَزَاءُهُ مُقْتَرِنَانِ. Bu haberi nerede takdir edeceğiz arkadaşlar? وَصَدِيقُهُ وَعَمَلُهُ وَجَزَاءُهُ'dan sonra. Atıftan sonra.
Ne demiş olduk? Küllü sadikin, her dost ve sadikuhu ve dostu muhterinani beraberdirler. Küllü insan, her insan ve ameluhu, ameli muhterinani beraberdirler. Küllü amelin ve cezauhu muhterinani. Burada da Araplar hiçbir zaman küllü sadikin ve sadikuhu muhterinani demezler. Küllü insan ve ameluhu muhterinani demezler. Yani bu tip yerlerde haberi ne yaparlar? Vücuben hasfederler. Beytullah. Bunu Arapların hiçbir şekilde bunu muhterinani diye söylememeleri vücuben hasfedildiğini gösterir. Bazen mesela küllü sadikin ve sadikul muhterinani deselerdi, çok kere söylemeselerdi, o zaman hasfi caiz olur derdik. Anlaşıldı? Mesela sakyan, ra'yan, haybeten gibi yerlerde gelecek ileride amilin vücuben hasfedilir. Yani niye vücuben hasfedilsin ki? Arap çünkü sakallahu sakyan demez, hep sakyan der. Devamlı böyle söyleyince artık vücuben hasfedilmiş oluyor. Bu da müterak küllü sadikin sadece orası mı yoksa matufuyla birlikte mi? Matufuyla birlikte. Hangisini soruyorsun? Küllü sadikin ve sadikin. Yani diyor ki... Tesni olarak geldi o benden. Zaten onun için muhterinani daha sonra takdir ettik. Yani küllü sadikin muhterinin ve sadiku yapmadık onu. Haberi sonradan takdir ettik. Küllü sadikin ve sadikuhu muhterinani. Yani vesadikuhu matuftur, muhterinani haberdir. Yani muhterinani mübteda ile matuf, yani matuf ile matuf aleyhin her ikisine birden haberdir. Ben örnek verirken sonradan takdir ederiz dedim, onun için söyledim yani. Muhterinani tesni olunca küllü insanin muhterinun ve ameluhu dersin, oraya koyarsan haberi. Ama zaten biraz sonra Kur'an'ı da söyleyecek. Yani misalleri yaptı, açıklamayı yaptı, biraz sonra Kur'an'ı da söyleyecek. Geçtik şimdi... Efendim, Hemze'ye ihtiram-ı tilmide muhezzeben. İhtiram-ı benim değer vermem, hürmet etmem, değer vermem. Et-tilmide öğrenciye ne olduğu haldedir? Muhezzeben, ahlakın süzülmüş olduğu haldedir. Yani talebe değerlidir de her talebe değerli değildir. Âdemî zâde eger bi edebest âdem nîst, fark der cismi beni Adem'u hayvan edebest. Çeşm bukşa ve bibin cümle kelamullahra ayet ayet hemeyi manayı Kur'an edebest. Yani diyor ki Adem'i zade insan oldu. Eğer bir edebest, edepten mahrum olursa Adem nist, o insan değildir. İnsan insan yapan edebidir, haddini bilmesidir. Küçüğüne büyüğüne karşı nasıl davranacağını bilmesidir. İnsanı insan yapan, değerli yapan da budur. Âdem-i zâde eğer bi edebest âdem nist. Fark der cismi beni âdem-u hayvan edebest. İnsan ile hayvan arasındaki fark nedir? Edeptir. Efendim, hayvanda edep diye bir şey olmaz yani. Affedersin, herkesin önünde çişini yapar. Büyük abdestinde yapar, utanmaz. Eşek, affedersin, anırmak istediği zaman anırır. Namaz kılıyorlar, kılmıyorlar. Burada reis-i cumhur vardır falan, müftü vardır, vaiz vardır demez yani. Yani fark, hayvana hayvanlık yakışır yalnız onun, ayıp da olmaz. Ama insana hayvanlık yakışmaz tabi. Çeşm bukşa ve bibin cümle kelamullah'a, aç gözünü, bak Kur'an ayetlerine. Hemeyi manayı Kur'an edebest. Göreceksin ki tepeden tırnağa kadar Kur'an bize edeb öğretiyor. Değil mi? Musa aleyhisselam'a ne diyor? فَخْنَعَنَ عَلَيْكِ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى diyor. Yani sen mukaddes bir vadidesin, pabuçların çıkar bakayım diyor. Demek ki mukaddes yerlerde, değerli yerlerde ayakkabıyla gezilmezmiş yani. Hatta terlik bile doğru olmaz. Neyi öğretiyor burada? Edebi öğretiyor değil mi? اِنَّ الَّذ۪ينَ يَغُضُّونَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اَمْتِحَنَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ لِلْتَقْوَى. Resulullah'ın yanında sesini alçaltanları var ya, işte onların kalpleri tertemiz, pırıl pırıl diyor Allah. Büyüklerin yanında nasıl hareket etmek gerektiğini ne yapıyor, öğretiyor mu Kur'an? Öğretiyor. لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتِكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ. Peygamberin sesinin üzerine sesinizi yükseltmeyin. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ. Öyle aşikare konuşmayın. كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ بَعْضٍ. Ahmet, Aza, Hüseyin. Birbirinize bağırdığınız gibi Peygamber'e sakın böyle hitap etmeyin. Bir edep öğretiyor mu? Başından sonuna kadar Kur'an-ı Kerim edep öğretiyor. Dolayısıyla ihtiram-ı tilmide muhezzeben. Talebe bir şeref, talebelik bir şereftir. Talebe değerlidir. Her talebe değerlidir. Ama talebe eğer ahlakıyla bütünleşirse değer ifade eder. Ahlakıyla bütünleşmeyen talebenin bir değeri yoktur.
Rahmetli Abdullah hocamız, Yeşil Cami'deki Abdullah hocamız, kendileri Hacı Dursun Efendi Hazretlerinden rahmet eden ders okudukları zaman, Efendi Hazretlerimiz vesaireler okudukları zaman, o zaman bazı arkadaşları varmış, talebe arkadaşları varmış. Onlar, Abdullah Hoca Efendi'nin anlattığını söylüyorum ben. Dedi ki, o bazı arkadaşlarımız sigara içerlerdi. Miratül Usul okurduk. Sigarayı böyle dumanı çekerlerdi. Dumanı Miratül Usul'e doğru üflerlermiş. Musannif'in ruhuna derlermiş. Zeki olan o arkadaşların hiçbirisi ileride meslekte kalmadı. Müteahhit oldular, başka iş yaptılar. Birçoğu namazdan, niyazdan da mahrum kaldı. Şimdi Hacı Dursun Efendi Hazretlerinden Miratül Usul okuyan talebe. Değil mi? Hani şimdi konuma baktığın zaman Hacı Dursun Efendi Hazretlerinden belki Mahmud Efendi Hazretleri ile beraber o zaman talebeydi. Ders okuyan bir talebe. Anlaşıldı da talebenin değeri neyledir? Muhezzeben. Ahlakı süzülmüş olduğu haldedir. Ahlak herkese yakışır. Güzel ahlak herkese yakışır. Ama talebeye iki defa yakışır, üç defa yakışır. İhtiram-ı tilmide muhezzeben. Onun için ne demişler? İlmu irfan meclisinde aradım, kıldım talep. İlim en geridedir. İlla edeb, illa edeb demişlerdir. Tasavvufun özeti de edeptir. Çünkü birçok tekkenin ana giriş kapısında edeb yahu yazısını asmışlardır. Evet. Ekseru hubbi en çok sevmem ezzehre çiçeği ne olduğu halde nadiren açık olduğu halde açmış olduğu haldedir. Parlak olduğu haldedir. Yani çiçeği en çok böyle severim. Açılmış olduğu halde severim. Ehsenu ma yural bustanu bostanın gözüktüğü en güzel manzara müsmiren meyve vermiş olduğu haldedir. Yani bahçe her zaman güzeldir ama yapraklar döküldü. Sadece ağaçlar gözüküyor. Öyle değil. Yapraklar var. Çiçekler var. Çiçekler meyveye dönüştü. Meyveler böyle efendim ispat-ı vücut yapmaya başladı ama bahçenin en güzel manzarası odur. Yapraklar olduğu zaman güzeldir. Çiçekler olduğu zaman farklı bir güzeldir ama meyve olduğu zaman farklı bir güzeldir. Sapanca'ya doğru gittiğinde şöyle Trabzon hurmaları şöyle kıpkırmızı dallara asıldığında değil mi? Farklı bir güzellik arz ediyor. Şimdi bu misalleri ihtirami ekseru hubbi ahsenu ma yura misallerini inceliyoruz. Diyor ki ve indel bahsi fi emsileti taifeti hemze. Bunları araştırdığın zaman teraşunu görürsün. El mubtede ve mubtede imma teral mubtede ya mubtedayı görürsün. İmma mastaran muzafen ya muzaf olan bir mastar olarak görürsün. Mesela ne dedi? İhtirami dedi. Mastardır, muzaftır. İmma mastaran muzafen ya muzaf bir mastar olarak görürsün ve imma ismen dâllen alettefzîli ve ekseru hubbi ahsenu mâ yura. Efendim ismi tefzîldir. Muzafen ila mastarın mastara muzaftır. Mubtede ya kendisi mastardır veya mastara muzaf olan ismi tefzîldir. Bu misallerin hepsinde bunu görüyoruz. Peki ve ba'de kileyhime hâlün. Her birisinden sonra da hal geliyor. İhtiram-ı tilmide muhezzeben ahlaklı olduğu halde diyorsun. Birisine müsmiren meyveli olduğu halde diyorsun. Feyneyden haberul mübtedeyi. Peki buradaki mübtedanın haberi nerede? İnnehu mahzufun vücuben takdiruhu fil misalil evvel ihtiram-ı tilmide hasilun idâ kâne muhezzeben. Yani ibare nedir açığa çıkardığımız zaman? İhtiram-ı tilmide muhezzeben. Yani hasılın benim ihtiramım hasıldır. İzâ kâne muhezzeben. Muhezzeben, muhezzeb olduğu zaman, ahlakı süzülmüş olduğu zaman. فَالْحَالُ فِي هَذِي الْاَمْثِلَةِ وَاَشْبَاهِهَا Bu ve benzeri misallerde hal, اَغْنَتْ عَنِ الْخَبَرِ Haberden müstahane kılmıştır. Burada ne olmuş arkadaşlar bu misallerde? Hal, haberi yerine kaim olmuştur. اَحْسَنُ مَا يُرَى الْبُسْتَانُ مُثْمِرًا Ne olduğu haldedir? En güzel manzarası meyveli olduğu haldedir. Buradaki müsmiren hali, yukarıdaki nadiren hali haber yerine kaimdir.
Bir haber hasfedilir, yerine kaymakam olursa o zaman o haberin hasfi ne oluyor? Vacip olmuş oluyor. Şimdi misalleri verdi, açıklamaları yaptık, kuralları söylüyor. Bizim ezberleyeceğimiz yer neresidir? Şu kurallardır. Misalleri okuduk, açıklamayı yaptık ki bu bilgiler bize sadece kaide olarak bilmeyelim, uygulama olarak da görelim diye. Bu ennehul vaazın bu uygulama şekli çok güzeldir, akla kalıcıdır. Meseleyi kavratıyor yani. Önce örnekleri veriyor. Tüme varım derler ya, bir tümden gelin vardır, bir de tüme varım derler. Bu tüme varım yapıyor. Yani önce misaller veriyor, açıklamayı yapıyor, sonra tüme varım yapıyor, kuralı söylüyor. Kur'an neymiş? يُحْذَفُ الْخَبَرُ وُجُوبًا فِي اَرْبَعَةِ مَوَاضِعًا Dört yerde haber vücuben hasfedilir. Bir, اِذَا كَانَ الْمُبْتَدَهُ صَرِيحًا فِي الْقَسَمْ Kasimde sarih olduğu zaman. Yani eğer mübteda kasemde sarih olursa, اَيْمُنُ اللّٰهِ وَاَلَى عَمْرُكَ قَسَمِي Onun cevabı haber yerine kaim olmuş oluyor. İza evet 2 iza kana el mubtada ba'de levla vel haberu kevnun amun eğer haber levladan sonra ise ve de oradaki haber efal-i ammedense yani mevcudun kainun hasulun gibi hususi bir ise o mutlaka zikredilmesi lazım ama efal-i ammedense orada haberin hasbi vaciptir nahvu mevcudin ve kainin yani kevn-i am nedir bu konuda bilgi olmayabilir. Onun için nahum mevcudin ve kainin gibi. Yani mevcudun, kainun, hasılı bunlar nedir? Efal-i ammedir. Ahmet, niçin bunlara efal-i amme diyoruz? Bunlar hocam, umumi bildiği için diyebilirim. Yani ne demek umumi? Yani şöyle anlatayım. Her şey için kullanılabilir yani. Tabii. Şimdi arkadaşlar, bunları niye efal-i amme diyoruz? Mesela diyelim ki, ketebe kelimesinin faali her şey olamaz. Doğru mu? Sekata fiilinin faali her şey olamaz. Dahike fiilinin faali herkes olamaz. Ama kâne, canlı, cansız, akıllı, akılsız, yerde, gökte her şey kâne'ye isim olabilir. Hasale'ye isim olabilir. Yani bu efâle amme dediklerimizin nesi olabilir? Faali olabilir. Onun için bunlar nedir? Efâle amme diyoruz bunlara. Bu açıdan diyoruz. Birincisi mübteda kasemde sarih olursa. İkincisi neydi? Mübteda levladan sonra olup haber efal-i ammeden olursa. Üçüncüsü neydi? اِذَا كَانَ الْمُبْتَدَوْ مَتْلُوبًا بِوَابٍ لِلْعَطْفِ تَدُلْ عَلَى الْمُصَابِتِ Mübtedadan sonra musahabete delalet eden bir atıf harfiyle matuf gelirse, mübtedadan sonra musahabete delalet eden bir atıf gelirse. Bunun misali neydi arkadaşlar? Küllü insanın ve kullu insanin ve ameluhu o ve amelu neydi? Musahabet manasındaydı. Kullu mübtedein burada kullu insanin mübtedadır. Metluvin metluven bi vavin lil atfi ve ameluhu dedi. Ve dördüncüsü de ila ağnet anil haberi haberden müstağni kılarsa halun hal. Yani hal gelmiştir haberden müstağni kılmıştır. Öyle hal ki la tesuhu en tekune haberen haber olmaya elverişli değildir. Şimdi bakın arkadaşlar yukarıda mesela hemen örneğe bakalım. Buradaki hal haber olmaya elverişli midir? İhtirami benim hürmet etmem ettilmi de öğrenciye nedir? Muhezzebun olur mu? Olmaz. Ekseru hubbi zehra çiçeği en çok sevmem nadirun haber olur mu? Olmaz. Yani burada hal düşen haber olmaya elverişli değildir. Haber makamına kaimdir. Bu kayıt önemlidir. Zaten kaide-i külliyede bunu söylemiş oldum. Evet. اِذَا اَغْنَتْ عَنِ الْخَبَرِ حَالٌ لَا تَصْرُحُ اَنْ تَكُونَ خَبَرًا Haber olmaya elverişli olmayan halden sonra efendim اِذَا اَغْنَتْ عَنِ الْخَبَرِ حَالٌ Yani mübtedadan sonra hal olmaya haber olmaya elverişli olmayan bir hal geliyor. Vel mübtedeu masdaru mudafun la ma'muli. Halbuki mübteda ma'muline muzaf bir masdardır. Ev ismi tafdilin veya ismi tafdildir. Öyle ismi tafdil ki mudafun ila masdarin sarihin ev müevvelin. Müevvel bir masdara veyahut da sarih bir masdara muzaftır. Şimdi bunu kural olarak şöyle diyoruz arkadaşlar. Mübteda ma'muline muzaf olan bir masdar veya sarih veya müevvel bir mastara muzaf olan ismi tefzil olursa
ismi tefsil olup sonunda da hal olmaya, şey, haber olmaya elverişli olmayan bir hal gelirse. Tekrar ediyorum. Mübteda mamulüne muzaf olan bir mastar veya mastara muzaf olan bir ismi tefzil olup kendisinden sonra haber olmaya elverişli olmayan bir hal gelirse, burada da haberin hasfi nedir? Vaciptir. Örnekleriyle gördük mü? Gördük. Şimdi burayı durduralım. Dönelim kafiyemize. En son demiştik haberin haber olmaya elverişli olmaması. Haber olmasına elverişli olmaması gerekiyor. Muhezzebe haber olamaz. Orada manası uygun olmadığı için olmuyorsa nail kurallarına göre mi olmuyor? Mana tutmaz. Mana... Yani ihtiramı benim hürmetim nedir? Muhezzebun. Burada niye anlatmak istiyor? Öğrencinin efendim ahlakı güzel olduğu zaman ben ona hürmet ederim diyor. Yani benim hürmetim mühezzeptir bunu demek istemiyor. Ekteru hubbi benim çok en çok sevgim nadirun benim sevgim aşmıştır falan değil yani. Şimdi arkadaşlar kafiyeden okuyoruz. Diyor ki ve vücuben ve kad yuhdevul haber vücuben haber vücuben hasfedilir. Vücuben hasfedilmesi fîmâ ultuzime. Fîmâ o yerde ki ultuzime iltizam edildi. Fî mevdi'ihi yani lazım kabul edildi. Fî mevdi'ihi o haberin yerine gayru başkası. Bu verdiğimiz misallerde hep ne dedim size arkadaşlar? Le'amruke kasemi de haberin yerine ne geldi? Kasemin cevabı geldi. Levlen nilü de ne geldi? Levlanın cezası cevabı geldi değil mi? Küllü sadıkın ve sadıkuhu de ne dedik? Evet. Yani o ve sadıkuhu haber yerine kaim olmuş oluyor. Burada fîmel tüzime, fîmel vdayı deyince dört kısmın dördünü de ne yapmış oldu aslında? İçerisine almış oldu. Yani dört maddeyi bir maddeyle İbn-i Hacib Hazretleri ifade etti. Misallerde görüyoruz biz bu kısımları. مِثْلُ لَوْلَا زَيْدُنْ لَكَانَ كَدَى Bu neye misaldir? لَوْلَا زَيْدُنْ لَكَانَ كَدَى لَوْلَا اَفَالَ عَمَّدَنْ haber olursa لَوْلَا زَيْدُنْ لَكَانَ كَدَى Zeyt olmasaydı şöyle olurdu. Yani لَوْلَا زَيْدُنْ مَوْجُودُنْ demektir. Biz burasını maddeleştirdiğimiz zaman diyoruz ki مُبْتَدَى لَوْلَا'dan sonra gelip haber de اَفَالَ عَمَّدَنْ olursa orada haberin hasfi vaciptir. Çünkü لَوْلَا'nın cevabı hasfedilen haberin yerine kaimdir. Bir başka ifade değil. Hiçbir zaman Araplar levla zeydün mevcudun lekâne kede demezler. Buyur canım. Levla'da işte levla'nın cevabının gelmesi falan biraz daha anlaşılır ama o mahtufun gelmesi hocam ya sanki haberin yerine kaim değilmiş gibi de anlaşılabiliyor sanki. Azıcık sabret bakın. Şimdi levla zeydün lekâne kede tamam mı arkadaşlar? Yalnız levla'dan sonra gelen efale ammeden olacak. لَوْلَ الشِّعْرُ بِالْعُلَمَاءِ يُزْرِي لَكُنْتُ الْيَوْمَ اَشْعَرَ مِنْ لَب۪يدِ diye orada yüzri diye haber getirmiş. Çünkü oradaki hususidir. İkinci misal, لَوْلَا زَيْدُنْ'den birinci kuralı çıkardık. Doğru mu? وَضَرْبِ زَيْدًا قَائِمًا وَضَرْبِ زَيْدًا قَائِمًا ضَرْبِ زَيْدًا benim Zeyd'i dövmem ne olduğu halledir? قَائِمًا ayakta olduğu halledir. Şimdi Darbi Zeyden benim Zeyd'i dövmem nedir? Kaimun kaimdir. Bunu kastetmiyor. Yani ben Zeyd'i ayakta olduğu halde dövdüm. Bunu anlatmak istiyorum. Evet. Mesela kaimeyni derse ikimiz de ayaktaydık. Dayak atan da yiyen de ikisi de ayaktaydı manasında olur. Şimdi burada ne oldu arkadaşlar? Mübteda mastar oldu. Mamulle muzaf oldu. Ondan sonra hal haber olmaya elverişli olmayan ne geldi? Bir hal geldi. Doğru mu? Demek ki İbn-i Hacib Hazretleri fîmel tüzüme mevdâhi fî mevdâhi gayruhu dedi. Misaller vererek bu bizim dört tane olarak çıkardığımız kuralları kendisi misalle beraber bizlere göstermiş oldu. Başka? Ve küllü racülin ve dayatuhu. Buyur canım. Burada hocam, darbi zeyden kaimun bi şeklinde bir şey söylenemez miydi? Yani kaim haber olmaya burada gerçekten elbette değil mi? Kaçırdığımız bir yer var burada Yusuf'um. Burada neyi kastediyorsun? Sen diyorsun ki darb-i zeyden, hani şunu diyebilirsin, darb-i zeyden kaimun. Buradaki kaimun yani mevcuttur manasında, kaimun. Ama sen bunu söylemek istemiyorsun. Sen Zeyd'i ayakta olduğu halde veya ayakta olduğum halde dövdüm.
Sen burada neyi anlatmak istiyorsun? Dayak atanın veya dayak yiyenin ayakta olduğunu anlatmak istiyorsun. Ve dolayısıyla darbi zeyden kaimen dediğin zaman burada dövmem kaimdir anlamında değil. Kaim olduğu halde gerçekleşmiştir demektir. Şimdi bu manayı ifade etmek için başka bir şey kullanamaz. Yani darbi zeyden kaimen ondan sonra hasılün diyemezsin. Yani zikredemezsin buradaki haberi. Burada önemli olan nedir? Kastettiğin manayı ifade etmektir. Darbi zeyden kaimun dersen o kaimun ayrı bir haberdir. Yani bu bizim mevzuya girmiyor. Anlaştık. Şimdi geldik Yusuf'um senin meseleye. Ben kafiye başlarken de İbn-i Hacib Hazretleri'nin biraz gizli konuştuğunu, fazla konuşmayı sevmediğini, kısa cümlelerle çok şeyi anlatmak istediğini, bazı kuralları da misallerle anlatmak istediğini söylemiştim size. Fîmel tüzüme fî mevzuhî gayruhu dedi, bir madde olarak işi geçti. Misallerle beraber bunun neler olabileceğini de ne yapmış oluyor bize? Yardım etmiş oluyor. Bizim Ennahul Vâzı'da okuduğumuzu birebir misalleri burada ne oluyor? Karşımıza çıkmış oluyor. Küllü racülin ve dayatuhu. Burada eğer haberi dayadan sonra takdir edersen küllü racülin ve dayatuhu mukterinani dersin. Eğer küllü racülin haberi önce takdir edersen küllü racülin mekrunun ma'a dayatihi gibi olmuş olur. Şimdi diyor ki arkadaşlar Yusuf arkadaşımızın sorduğu soru güzel bir soru burada. Yani küllü racülin küllü insanın ve ameluhu niye mukterinen diyemeyelim ki diyor. Değil mi? Onu soruyordun değil mi? Şimdi diyor ki Molla Cami'de فَهَذَا الْخَبَرُ وَاجِبٌ حَذْفُهُ. Bu haberin hasfi vaciptir. Neden? لِأَنَّ الْوَابَ يَدُلُّ عَلَى الْخَبَرِ الَّذِي هُوَ مَقْرُونٌ. Şimdi küllü racülün makrunun وَضَيَعَتُهُ. Zaten vav nereye delalet ediyor? Mukarenet manasına delalet ediyor. Şimdi o zaman mukarenet manasına delalet eden vav varken bir daha, yani tabiri caizse oradaki vav mukterinin yerine gelmiş kaymakam var burada. لَنَّ الْبَابَ يَدُلُّ عَلَى الْخَبَرِ الَّذِي هُوَ مَقْرُونٌ وَاُقِيمَ الْمَعْطُوفُ ف۪ي مَوْضِعِهِ. Burada ma'tuf onun yerine ikame edilmiştir. Şimdi burada Molla Cami'den de Ennahul Vâzı ile ikisini birleştirdiğimiz zaman şöyle bir netice çıkıyor karşımıza arkadaşlar. Nedir bu netice? Yani buradaki haberi o matuftan önce de takdir edebilirsin, matuftan sonra da takdir edersin. Matuftan önce takdir ederse müfred olarak takdir edersin. Kullu insanin makrunun ma'a amelihi ve ma'a manasında ya. Eğer sonraya takdir edersen kullu insanin ve ameluhu mekrunani veya mukterinani dersiniz. Burada haberin hasfinin haberin yerine ikame edilen nedir? Mukarenet manası, musahabet manasında olan vav'dır. Bu vav varken burada haberin zikredilmesine gerek yoktur. Araplar da bunu hiçbir zaman zikretmezler. Ve böyle yerlerde de haberin hasfi vacip olmuş olur. Peki dördüncüsü nedir? Ve le'amruke le'ef'alenne kezâ dedi. Aynen birebir misaller tuttu mu arkadaşlar? Dört yerin dördüne de misallerini vermiş oldu. Şimdi buna da ne diyoruz? Mübteda kasemde sarih olursa ve haberi de kasem olursa değil mi? Le'amruke kasemi. Eymunullahi kasemi. Yeminullahi kasemi. Yani mübteda Molla Cami'de bunu ifade ederken diyor ki küllü mübtedeyni yekûnü muksemen bihi. Muksemun bihtir. Mesela vallahi de Allah nedir? Muksemun bihtir. Eymunullahi o da muksemun bihtir. Yeminullahi o da muksemun bihtir. Mübteda muksemun bih oluyor, haber de kasem oluyor. Çünkü orada ne olmuş oluyor? Cevap haberin yerine kaim olmuş oluyor. Le'amruke le'ef'alenne kezâ. Demek ki le'amruke kasemî demektir. Peki şimdi arkadaşlar haberin hasbinin vacip olduğu yerleri sayın dediğimiz zaman bu misallerden de çıkan Ennahul Vâzı'daki bu dört kuralı bilmiş olacağız. Bir de nereye geçelim hemen bu konuda bu konuyu zikretmişken mübtedanın hasbinin vacip olduğu yerler.
Kaçıncı şeydeydi arkadaşlar bu? Mevadu'u takdimi mübtede'yi alel haberi vücuben 81'de başlıyor misaller. Doğru mu? Bu konuyu da önemsiyorum arkadaşlar. Bilhassa burada katun naat anil men'ut meselesi şeydir, bankodur, önemlidir. Bir de şeyle ilgili ikinci madde olan ni'me ve bi'se, medih ve zemle ilgili çünkü bununla zaman zaman karşı karşıya gelebiliyorsunuz. Genelde şimdi biz de izhar okurken mahsusla ilgili bir irab verir. Makafiye geçtiğimiz zaman veya diğer kitaplara geçtiğimiz zaman mahsusla ilgili der ki mahsus, mahsus bir mübtedanın haberidir veya mahsus mübteda makabili haberdir. Bu ikisini de bilmek lazım. Çünkü yerine göre öbür terkibi yapar, yerine göre diğer terkibi yapmış olur. İnsan bilmediği zaman, ikisini de bilmediği zaman, fihi kavlani bilmediği zaman ne oluyor? Efendim yanlış karara varabiliyor. Mevadu'u takdimil mübtedi'yi alel haberi vücuben. Bu konuyu önemsediğim için kafi, her kafi okuttuğum arkadaşlarla, okuduğumuz arkadaşlarla bu konuları ennahul vazıhten müzakere ederiz. Şeye baktığınız zaman, haberin hasenü vücube ile ilgili ennahul vazıhe de baktığınız zaman karşınıza benzeri bilgiler çıkmış olur. Şimdi birinci grup misallerde ne var arkadaşlar? Men fatihun misra minel arab. Araplardan Mısır'ı fetheden kim? Men yuşahidil âthâra yedheş. Efendim, eserleri müşahede eden dehşete kapılır. Mevâdu'u hadfil mübtede-i vücuben. Mübtedanın vücuben hasfedildiği yerler. Ni'mel fâtihu salâhuddîn. Ni'metil ummu esmâ'u bintu ebi bekrin. Bi'sel hulugu hulful va'di. Va'da hulf etmek kötü huydur. Şimdi bu misali okuyalım bahisten arkadaşlar. Unzur ile taifetil ula tecid ennâ teştemülü alâ emthileti ni'me ve bi'se. Ve gâz sebeqe leke ennâ mahsûse ni'me ve bi'se yecûzü fî i'râbâni. El evveli en yu'rabe khabaran li mubtedîn mahtûfin ve thâni en yu'rabe mubtedân vel cümletu qablehu khabarun lehu. Fe izâ cereyte fî i'râbihi alâ ennehu khabarun li mubtedîn mahtûfin kâne el mubtedîn mahtûfen vücûben ve hâzâ ahlul mevâdu'u leti yecibu fîhâ hâzul mubtedîn. Yani mahsus mahsus bir mübtedanın haberi dediğimiz her yerde mübtedanın hasfi orada vaciptir. Zikredilmesi caiz değildir. Tamam. Hemen geçiyoruz ikinci gruba. İktedi bi Umar el-Adilu. İktedi bi Umar, Umar'a uy. El-Adilu, o adildir. İcteni bil-Le'ime. Adi insandan kaçın. El-Hasisu, o adidir zaten. Tasaddak alel-Fakir. Fakire tasadduk et. El-Miskinu, miskindir o. Şimdi burada İktedi bi Umar'a el-Adil dediğimiz zaman medih için gelmiş, doğru mu? Ömer adildir. Leym, orada hasis ne için gelmiş? Zemm için gelmiş. Fakir, miskin deyince o ne için gelmiş? Terahüm için gelmiş. Açıklamasında ne diyor? Diyor ki teemmel et-taifete thaniyete tere. Tere görürsün fi ahiriha sıfatin. Sıfatlar vardır. Merfu'atin. Merfu sıfatlar vardır. Merfu'aten. Kel-adili vel-hasisi. Vel-miskin yani. وَكَانَ الْوَاجِبُ اَنْ تَتَّبِعَ كُلُّ صُفَةٍ مَوْصُوفَهَا فِي اِعْرَابِهِ اِقْتَدِ بِعُمَرَ الْعَادِلِ demesi lazım idi. Yani sıfat mevsufuna uyar. Diğerlerinde hepsi öyle. Uymadı. وَلَاكِنْ لَمَّا كَانَ ذِكْرُ هَذِي صِفَاتِ غَيْرَ ضَرُورِيِّنْ Bu sıfatların zikri zaruri değildi. Yani اِقْتَدِ بِعُمَرَ derdin, Umar'a uy derdin. Değil mi? Ondan sonra اِجْتَنِبِ اللَّئِيمَ derdin, تَصَدَّكَ عَلَى الْفَكِرِ derdin, yeterdi yani. Bu sıfatların zikri zaruri miydi? Değildi. Peki ne için zikrettin bu sıfatları? لِتَعِيِّنِ الْمَوْصُوفِ Mevsufu da muayyen olduğu için. Efendim buradaki sıfatların zikri ne değildir? Zaruri değildir. Bakın arkadaşlar, anlatmak istediği şeyi söylüyorum size. Yani sıfatlar değişik maksatlarla geliyor. اَلْاَلْمَعِيُّ الَّذِي يَظُنُّ بِكَ ظَنَّكَ اَنْ قَدْ رَآ وَقَدْ سَمِعَ Bu bir sıfat-ı kâşifeydi, hatırlarsınız. Telhiste geçmişti. El cismul arîzul amîku yehtâcu ilâ ferâgın yuşgiluhu. El cismul arîzul amîku misalini hatırlar mısınız? Yani o cismin nedir? Tefsiridir, tarifidir mesela. Şimdi sıfat ne için gelir? Eğer mevsufun sıfatsız anlaşılıyorsa, tayin ediyorsa
sıfat yemediği için gelir, ya zem için gelir veya terahüm için gelir. Dolayısıyla bu misallerin hiçbirisinde sıfata ihtiyaç yoktur. Tayin ettiğinden dolayı, mevsuf tayin ettiğinden dolayı sıfata ihtiyaç yoktur. Peki ve kâne el-garadu minha, o zaman bu sıfatlardan maksat el-medhe, evi-zemme, evi-terahüme. Sâgâ kat'uha, sâgâ caiz oldu, kat'uha. Bu sıfatları kesmek an mevsufâtiha, mevsuflarından ve raf'uha ve bunları merfu yapmak an en tekûne külle sıfetin haberen li mübtedîn mahzûfin vücûben. Vücûben hasfedilmiş bir mübtedanın haberi yapmak suretiyle. Yani ne yapmış oluyoruz? İktedî bi Umar'a el-âdili desek methetmiş olacağız onu. El-âdilu ziyade medih kastediyoruz. Nasıl ziyade medih gerçekleşiyor? Çünkü el-âdili desek onu tabi bir sıfatla ifade etmiş olacaktık. Huvel-âdilu deyince bir dikkat çekiyoruz karşıki tarafın. El-âdili bekliyordu o. El-âdilu deyince dikkatini çekiyor. Ondan sonra Ömer'in adil olduğunu ona bir sıfatla, tabi bir mamulle değil de müstakil bir cümleyle beraber ifade etmiş oluyoruz. Burada ne oluyor? Medih olmuş oluyor değil mi arkadaşlar? Hayır. El-âdili desek de medih vardı. Ziyade medih. Yani arkadaşlar kitaplarda bazen lil-medhi der. Siz oraya ne yapacaksınız? Li-ziyâdetil-medhi takdirindedir o. Zaten el-âdili de medih vardı. El-hasisi de zem vardı. El-miskini de terahum vardı. Bu terahüm içindir demek, ziyade terahüm için demektir. Bunu siz anlayacaksınız. Bu misalde tamam. Üçüncü şeye geçiyorum. Sebatun fi şiddeti, afvun vasi'un, sabrun cemilun. Şimdi hemen aşağıya geçiyoruz. Diyor ki, huz emthilete taifeti thalife. Üçüncü grubun misallerini al. Alınca tecid bulursun fi evveli külli minha mastaran. Her birinin evvelinde mastar var. Ne diyor? Sebatun fi şiddeti, afvun vasi'un, sabrun cemilun. Peki ve tecidü yine bulur, ve tecid ve yine bulursun enne ma'nel misalil evvel, birinci misalin manası emri sebatun fi şiddeti. Emri benim işim, durumum, duruşum. Sebatun sebat etmektir fi şiddeti. Yani sıkıntıda olduğum zaman sebat etmem lazım. Şimdi bazıları duygu sömürüsü yaparlar fetva sorarken. Derler ki işte hocam biz hanımla kavga ettik ama hocam çok sinirlendim. Hocam diyor çok sinirlendim diyor. Böyle diyor kafamı yer gibi oldum diyor. Üzerime geldi. Ben de diyor saydım ona işte boş ol dedim dedi. Şimdi ne olacak? Zaten soru sorarken duygu sömürüsü yaptığı belli. Hadi seni deli kabul edeyim de bunları saymayayım diye bekleyecek ama yemiyor tabii. Ben de diyorum ki ona kardeşim hiçbir zaman şöbiyet yerken, köfte döner yerken hanımına kimse boş ol demez ki. Elbette bunlar kavga esnasında olurlar. Yani kişi eğer şiddetli zamanlarda sebat edebiliyorsa, savaşın şiddetinde sebat edebiliyorsa gerçek mücahittir o. Her şey hani derler ki hani bir el balda bir el yağda. Bir el balda bir el yağdayken evde olmak veya talebe olmak veya ne diyeyim askerlik yapmak bunlar kolay şeylerdir. Yemek bulamayacaksın efendim. Üzerinde bit pire dolaşacak, onları temizlemekte sıkıntı yaşayacaksın. Karın doyuracak bir şey bulamayacaksın. Affedersin keçilerin tersi gibi ters çıkacak senden. Yiyecek yok çünkü yani fazla bir şey çıkamayacak. İşte o zaman sebat etmek kendisini gösterir. Diyor ki emri sebatun fi şiddeti. Fe kelimetü sebat haberun li mubtedîn mahzûfin. Sebatun sebattır. Bu nedir? Haberdir. Nedir? Mahzûf bir mubtedanın haberidir. Ve yukalü denilir nahvu zâlike bunun benzeri. Fil misâleyni taliyeyni devam eden iki misalde. وَهَذَا مِنَ الْمَوَاضُعِ اللَّتِي يَجِبُ فِيهَا الْمُبْتَدَوْ وُجُوبًا Vücuben, mübteda burada hasfedilir. Şimdi misallere baktığımız zaman arkadaşlar ثَبَاتٌ عَفْوٌ وَاسِعٌ Yani benim işim kapsamlı bir aftır. فَصَبْرٌ جَمِيلٌ فَاَمْرِي صَبْرٌ جَمِيلٌ Eğer sabrını haber yaparsan yani nekir olduğu için haber olmaya elverişlidir. Afun haber olmaya elverişlidir. Sebatun haber olmaya elverişlidir. Eğer bunlar haber yaparsan muftedaları nedir? Hasfedilmiştir. Emri sebatun fi şiddeti. Emri afun vasi'un. Emri sabrun cemilun. Yani bunu arkadaşlar Araplar
emri sebatun şiddeti demediklerinden dolayı, emri affun vasun demediklerinden dolayı, sadece affun vasun şeklinde kullandıklarından dolayı bunun hasfini vacip kabul etmişler. Tasabrun cemili telhisi hatırlar mısınız? Tasabrun cemili iki türlü yapardı değil mi? Fesabrun cemilun ecmelu. Sabrun cemili mübteda yapardı. Cemil sıfat geldiğinden dolayı halis nekire değildir. Fesabrun cemilun, sabrı cemil nedir? Ecmelu, en güzel tutum ve davranıştır. Veyahut da fe emri sabrun cemilun, yani mahsuf bir mübtedanın haberidir veya haberi mahsuf bir mübtedadır da iki tevili, iki kısmı da hatırlamalısınız. Ya beytallah, olayı hatırladın mı? Bir daha söyleyeyim. Fesabrun cemilde iki tevil var beytullah. Nedir birisi? Fesabrun cemil fe emri sabrun cemil. Yani benim işim güzel bir sabırdır. Sabrun cemil ne oluyor? Haber oluyor. Bunda bir başka takdir de var. Fesabrun cemilünü mübteda yaparsın, haberini hasfedersin. Fesabrun cemilün, güzel bir sabır nedir? Ecmelü, en güzel şeydir. Fesabrun cemilün gibi yerlerde iki tevil de vardır. Yani tefsirde onunla da karşılaşabilirsin, bununla da karşılaşabilirsiniz. Normalde sabrun beytullah nekir olduğu için haber olmaya, muhtede olmaya elverişli değildi. Ama cemilün sıfatı gelince tahsisleşmiş oldu, muhtede olabiliyor. Anlaştık. Peki, dördüncü grup misallere geçiyoruz arkadaşlar. Fî zimmeti le ahle'anne ridâ el kesel. Fî unuqî le ebzülenne külle cühdî. Fî unuqî le ukrimennel garibe. Fî zimmeti, ahdim olsun. Le ahle'anne ridâ el kesel. Tembellik ridasını atacağım çöpe. Artık ben bundan sonra tembel değilim. Fi unuqi, boynumun borcu olsun. Le ebdülenne külle cühdi, bütün gayretimi ortaya koyacağım. Artık ben çalışkan birisi olacağım. İlkeli, hedefli, hedefe odaklanmış birisi olacağım. Fi unuqi, yine boynumun borcu olsun. Le ukrimennel garib, garip kişilere ikramda bulunacağım. Diyor ki, ve idâ nazarte ilâ emsileti taifetir râbi'ati. رَأَيْتَهَا görürsün مَبْلُوَةً بِمَا يُشْعُرُ بِالْقَسَمِ. Kasım ifade eden bir şey var mı? Var. بِدَلِيلِ دُخُولِ لَا مِنْ قَسَمِ عَلَى الْمُضَارِعِ فِي كُلِّ مِثَالٍ. Bakınız, فِي عُنُقِي لَأُكْرِمَنَّ. Şimdi bu lam nedir? Kasım'ın cevabına gelen lamdır. فِي عُنُقِي لَأَبْذُلَنَّ. فِي ذِمَّةِ لَأَخِلَ عَنَّ. Kasım'ın cevabına gelen lamı görür görmez orada kasım olduğunu ne yapıyoruz? Anlıyoruz. فِي عُنُقِي, boynumda elbise vardır, boynumda ağrı vardır demek istemiyorsun burada. Oradaki cevapta gelen lamın varlığı kasem manası olduğunu gösteriyor bize. Bir delili dukulü lamil kasem alel muzari fi kulli misalin ve takdirul misalil evvel, birinci misalin takdiri fi zimmeti yeminun fel carru vel mecruru fi zimmeti car mecrur haberun mukaddemun mukaddem haberdir. Ve yeminun mubtedeun muakharun muakhar mubtedadır. وهذا ايضا من المواضع التي يحذف فيها المبتدا وجوبا. Burası da mübtedanın vücuben hasfedildiği yerlerdendir. Çünkü burada da ne olmuş oluyor arkadaşlar? Efendim, orada leukrimenle cevap var ya, kasem yerine kaim olmuş oluyor. Yerine kaymakam vardır. Şimdi kaide olarak ne diyor arkadaşlar? Yecibu hazful mübtedi fi arbaati mevadi, 4 yerde. اِذَا كَانَ خَبَرُهُ مَخْصُوصًا نِعْمَ وَبِيْسَ. Güzel. اِذَا كَانَ خَبَرُهُ نَعَةً مَقْطُوعًا لِلْمَدْحَ اَوِ ذَمِّ اَوِ التَّرَحُمِ. Ziyade midih, ziyade zem, ziyade terahum için. اِذَا كَانَ خَبَرُهُ مَصْطَرًا نَائِبًا عَنْ فِعْلِهِ. Fiilinden naib mastar olursa. Evet. Ne demek naiben an fiilihi? Yani fiile hasfedilmiştir. Kendisi fiil yerine kaim olmuş oluyor. Fiile hasfedilmiştir. Fiil, kendisi fiil yerine kaim olmuştur. İza kana iza kana haberuhu muş'iran bil kasemi. Haber de kasemi muş'ir olursa burada da muhtedana hasf vaciptir. Bunlardan arkadaşlar en meşhur olanı ilk ikisidir. Ve yani hepsini biz bilmemizde fayda var. Bu dört maddeyi kafiye kitabımızda bu bölümün okunduğu yerde not olarak yazmış olursak, daha sonra kafiye okuyacağımız veya okutacağımız zaman ne olur? Bu konuyu buradan toparlamış oluruz.
Tamam. Peki dersimiz nereye geldi? Haberu inne ve havata. Burada kalırız.